numaralı odanın misallerini almaya gidiyorum. Şu anda görüyorsunuz hasta odamız. Hasta odamız boş. Sürecimiz çok güzel ilerliyor. Hastalarımızın sayılarında belirgin bir azalma var. Tüm kliniğimiz hastalarımızla dolu oluyordu. Ama şu anda neredeyse yarı yarıya hastalarımızda azalma var. Anamnez alındıktan sonra eğer hekim gerekli görüyorsa BT ve tomografisi için buradan başlanarak ilk tedavinin aşamalarından bir alanımız yine aynı şekilde. Hastanın genel değerlendirilmesinin ardından hastanın genel durumu dahilinde kırmızı alan, sarı alan, yeşil alanlarda da hekim müdahalesi yapılıyor. Solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımızın da hekim uygun gelir sürece bir süre solunum destekli olarak da yatış yapılıyor. Yol bakımımız yukarıdan. Tabii ki devlet meydanı bir ihtiyacınız, bir gereksiniminiz var mıdır? Genel hastalarımızın durumu nasıl bugün için? Bir talepleriniz var mı? Şu an 3 hastamız destekli. 2 hastamız da kendi hesabı yapıyor. İnşallah iyileşecekler. Peki. Benim çünkü ekipmanım yok. Hastalarımızın genel solunum desteği. Kolay gelsin. Hoş geldin. Merhabalar. Zorlu süreçte sizleri ziyaret etmek istemiştim. Teşekkür ederim. Hani herhangi bir hasta olmayan hastalardan ayırmak için, bulaşıcılığı önlemek için. Kullanıyorum artık. Biliyorum ama siz kaydını yapacaksınız. Şimdi burnunuza alalım. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra analiz aşamasına geliyoruz. Burada örneklerimiz Eppendorf tüpleri alınıyor öncelikle. Ondan sonra da o aşamadan sonra ekstraksiyonları tamamlanarak PCR aşamasına geçiyoruz. İlk başladığımız zamanlarda hani sadece kendi hastanemizin örneğini çalışırken rakamlarımız 250 civarındaydı. Şimdi günde %150 arasında değişen rakamlar da oluyor. Pozitifliklerimiz de zaman içinde değişti. Hani ilk çalışmaya başladığımızda pozitiflik yüzdemiz %25-28 bandında giderken testlerdeki pozitifliğimiz şimdi %6-10 bandında değişiklik gösteriyor. Bir azalma görüyoruz. Hocam bir de ben... Tamam. Görüntüleyebilirim orayı da. O halde. Bitelim mi?
Başım, Covid değil mi? Covid kliniğine 18 Mart'ta başladık. Zorlu bir süreçten herkes gibi biz de geçtik. Bu zorlu süreçte en çok hastalığa yakalanmaktan tabii ki korktuk ama bu hastalığa yakalanıp sevdiğimiz insanlara bu hastalığı bulaştırmaktan daha çok korktuk. Çocuklarıma yeterli ilgi ve sevgi gösteremedim. Onlardan biraz uzak kaldım. Onlara dokunurken vicdan azabıyla dokundum. Hani öpmesem bile acaba dedim hani geçer mi? Bu hastalık onlara geçerse ben bu süreci nasıl atlatabilirim korkusunu yaşadım. İşi olmayan gezmek için çok dışarıya çıkmasın. Biz sizler için buradayız. Siz de hem bizim için hem de sevdikleriniz için işiniz olmadıkça dışarılara çıkmayın. Sosyal ortam mesafelerine dikkat edin. Sürecin ilk başladığı dönemlerde ben hasta oldum. Bu süreç tabii ki sancılı geçti. Çalışırken bir anda akşam eve gittim ve ateşim çıktı. Halsizliğim oldu. Sabah işe gelmek için sabah kalkamadım yataktan ve buraya zar zor bir şekilde geldim. Endişelendim. Neden endişelendim? Hani hastalığın ve bu durumun nasıl bir süreç izleyeceğini bilmiyorduk. Bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıyaydık. O yüzden endişelendim. Ama güvenli ellerde olduğumu düşünerekten o beni rahatlattı açıkçası. Bu süreç başladığından beri annemle, aile bireylerimin hiçbiriyle görüşmedim. Çünkü onları da bir şekilde korumam gerekiyordu. Şu an işimin başındayım. Hastalarımıza aynı şekilde bakmaya devam ediyoruz. Hemşirelik haftası. Hemşirelik çok kutsal bir meslek. İsteyerek yapılabilecek bir meslek. Çünkü bu meslekten ziyade bir yaşam şekli gibi. O yüzden tüm hemşire arkadaşların hemşire haftasını kutluyorum. İlk başta alkışlarla başladı. Daha sonrasında işte güzel mesajlar, güzel dilekler böyle devam etti. Çok büyük destek var. En büyük destek evden çıkmamalara, evde kalmalara. Bize en büyük destek o. Tabii evladınızın olması ayrı bir duygu. Bana bir şey olursa ona ne olur düşündüm. Tekrar hasta olursam o durum beni çok rahatsız eder. Çok üzülürüm. Tabii işimin başına dönmek isterim. Bir an önce dönmek isterim. Ama en çok beni boynumu büken evladım. Çünkü o benim hasta olduğumu bilmedi. Hasta olduğumu hiçbir zaman ona söylemedim. Mesailerimizin çok olduğunu, hastaların çok olduğunu, onlara bakmak zorunda olduğumuzu, bakmak durumundayız dedim. O da ne zaman bitecek? Anne hastalar ne zaman azalacak gibi böyle söylemler. Çünkü 6 yaşında bir çocuğa annesinin hasta olduğunu söylemek çok da kolay bir şey değil açıkçası. Konuşuyordum, görüntülü konuşuyordum onunla sürekli. İyiyim diyordum. Çalışıyoruz, çok çalışıyoruz, çalışmamız lazım diyordum. Bir daha hasta olsam o duruma üzülürdüm. Onun haricinde toparladık. Hemşire olmak çok özel. Gerçekten hani bir meslek icra ediyorsunuz ama aynı zamanda bu sizin hayatınızın her alanını etkiliyor. Gerçekten duygularınızı, hayata bakış açınızı, artık yani hayata sıradan, yani normal bir insan gibi bakamıyorsunuz. Yani empati duygunuz bir kere çok fazla gelişmiş oluyor. Aynı cephedeyiz. Çok zor zamanlar yaşıyoruz. Benim ve bütün arkadaşlarımın da hani hepimizin korkusu aslında bu süreçte hani biz aslında alışığız. Biz mesleğe başladığımız andan itibaren çok zor bir iş yaptığımızı, tehlikeli bir iş yaptığımızın farkındaydık. Ama bu süreçte ekstra olarak hani en fazla korktuğumuz şey hastalığı ailemize bulaştırmak. Benim de en baştaki hani tereddütüm, korkum bu oldu. Onun dışında bu gerçekten kendine bulaştırmış olan, belki de ailesine bulaştırmış olan arkadaşlarıma gerçekten hani çok üzgünüm, çok hani üzgün hissediyorum bu konuda. Yani o süreci o kadar iyi anlayabiliyorum ki yaşadıklarını, hani kendim yaşamış kadar hissediyorum. Bu bizi çok üzüyor. Ama çok şükür iyi haberlerini de alıyoruz. Cihaza ihtiyacı duymayan hastalarımız daha rahat oluyor tabii. Hani ihtiyaçlarını kendi ağzıyla da dile getiriyor. Onun dışında hani günlük yeme ihtiyacını karşılayamazsa ek gıda takviyeleri burada sağlıyoruz. Onun dışında COVID için belli başlı bir tedavi var. Yine onu yapıyoruz. Onun dışında ihtiyaç olduğunda yürütebiliyoruz. Hani bu tür hastaların tabii seyri de daha güzel oluyor. Çıkışı da kolay oluyor.
Ama solunum desteği hani ileri boyuttaysa, solunum cihazına bağlıysa o hasta buradan çıkış süresi de uzun oluyor. Hemşirelik bakımı açısından da daha yorucu oluyor. Çünkü günlük insanların hayatına dokunduğum için mutluyum ama şu durumda, şu kıyafetlerle olduğum için ben de tabii üzgünüm yani. Bir de ailemden uzakta vakit geçiriyorum. Çocuğumu göremiyorum falan. Bunlar tabii psikolojik olarak bizi de yıpratıyor. Sonuçta işimiz bu. Buradan her hasta çıkışında ben mutluluk duyuyorum. Bütün ekip arkadaşlarım da aynı şekilde. İyi. Ne kadar süresi buradasın Yılmaz Bey? Pazar günden beri buradayım. Bu pazar. Siz hep pazarsınız. Peki. Allah razı olsun kardeşim, birader bak. Hepsi birbirinden iyi. Peki, ilk geldiğinizde... Şöyle bir şey var. Üşüme çıkıyorum var. Ateş var. Nefes zorluğu var razı olsun. Yok, haftanızda düzeliyoruz. İnşallah bizim posta olalım. Kaç yaşındasınız? 69. 69. Allah onların uzun ömrü de yapsın. Başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Anasını babasını bağışlasın. Biz artık onları dost kabul ediyoruz. Ellerinden geleni yapıyor ve bize çeşitli ikramlarda bulunuyorlar sağlık çalışanlarına.